Merhaba arkadaşlar, Seyyah Ertel'den kanalına hoş geldiniz. Şu anda bulunduğum bölgede su nerede olabilir? Yani bunu kestireceğiz. Nasıl su için sondaj yeri belirlediğimizi bunu söyleyeceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Mesela burası bizim tarlalarımız, ekim arazimiz. Biz burada bir yerde su arıyoruz. Şu yukarıda gördüğünüz kayalıklar, bu yeşilimsi, kırmızımsı kayalıklar ofiolit dediğimiz derin deniz sedimanlarından oluşuyor. Yani şurası gördüğünüz gibi yani temel birim, yani kayalık birim. Üstünde de bizim ekin yaptığımız örtü birim, toprak ve kil birimlerimiz var. Yani şimdi biz burada geldik, böyle bir topografik eğimi, hafif böyle ondülasyonlu bir arazide su arayacağız. Bunu nerede arayacağız onu söyleyeceğim. Şimdi şu gördüğünüz temel birimi devam ediyor. Muhtemelen fayda çıkmış. Ama şurada bakın, şu üstünde bulunduğum tepede yine şu aşağıdın kotu daha düşük, daha yüksek geliyor. Gördüğünüz gibi. Ben burada nasıl, ne yapacağım? Sondaj yerini nereye vereceğim? Bakın o tepe bu şekilde gelmesi temelin alttan, yani bu üstteki toprak örtünün altından hala devam ediyor anlamına geliyor. Şu tepe bakın, gördüğünüz gibi devam ediyor. Buradan geliyor ve alttan devam ediyor. Şimdi bu ne için önemli? Kayalık birim buradan gidiyor, üstünde toprak. Buradaki toprak örtü daha fazla arkadaşlar. Neden? Burası, burayı yükseltmiş temel, aşağıdan yükselmiş ve toprağı kaldırmış, bir tepecik oluşmuş. Tepeciğin üstünden vurarak su aramayacağım. Onda kırık çatlak aramam gerekecek. Ben ne yapacağım? Bu tepenin gördüğünüz gibi şu sınırı, yani tam böyle tepenin yükseldiği yerden, sınırlarından, yan kısmından sondaj vuracağım veya kuyu açacağım, normal kuyu açacağım. Bunun için de işte tepe sınırlarını arayacağım. Tepe sınırından kuyu açacağım. Çünkü kayalıktan gelen kırık çatlak bulmak zor olacak. İşte nedir? Sismik yapmam gerekiyor, makine gerekiyor. Ama ben direkt kuyuyla arama yapacaksam hemen tepenin ucundan, o tepecikler var ya önümüzdeki, şu an üstünde bulunduğum tepeciklerin ucundan, uç kısmından hemen kuyumu açtıracağım. Terleme yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacağım. Su geliyor mu gelmiyor mu ona bakacağım arkadaşlar. Yukarıda da daha öncesinde maden çalışması yapmıştım. O mavilerde kromdan bahsetmiştim, serpantinden bahsetmiştim, bakırdan bahsetmiştim. Bu videomda da bu kısımdaki sulardan, yeraltı sularından nasıl faydalanabileceğimizden bahsediyorum. Tepelerin dibinden arkadaşlar, bu tepeciklerin bittiği sınırından, yani şöyle bir bakarsanız aslında, bakın tepe geliyor şöyle, şu üstünde bulunduğum tepe geliyor, tam parmağım, takip edin, tepeyi sınırladım, gördüğünüz gibi sınırladım. Burası daha kalın bir kil örtü, toprak örtü. Niye tepe kaldırmamış burada? O yüzden sedimanlar buraya birikmiş. Burası daha kalın bir örtü. O yüzden ben bunun ortasında vursam su çıkar mı? Çıkabilir amenna. Ama en garanti, yani daha doğrusu garanti demeyeyim de, ihtimallerin daha fazla olduğu yer tepelerin sınırından. Şuraya mesela, şu tepenin hemen buraya bir kuyu açtım. Terleme yapıp yapmadığına baktım. Alabilirsem suyu ben buralardan alacağım arkadaşlar. İleride de kuyu açtığımızda detaylı video çekeceğim. Bakalım buralardan su alabilecek miyiz, ki alacağımızı düşünüyorum.